yapalım kafama göre bir şeyler. Maksat elim boş gitme. Ne oldu? Tadın kaçtı. He? Korktun mu yoksa? Ne yapmamı bekliyordun Ceren? Öyle arkama yaslanıp değer verdiğim kim varsa hepsini yerin dibine nasıl soktuğumu izleme mi bekliyordun? Tamam, biz kaçacağız. Annen? Annen ne olacak? O da mı bizle gelecek? Ne? Ne? Annenin haberi yok mu? Ya bir git işine ya. Ben inanır mıyım Cenk sana? Vallahi ister inan, ister inanma Ceren. Ama çaktırmadan bavulunu hazırlamaya başla. Benim bavulum dünden hazır. Ama köşke dönmek için. Köşke döneceğim ben. Hala köşk diyor ya. Eğer ben de gelmezsen tek başına kalırsın. Yalnız kalırsın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak daha sen uçağa binmeden uçup gitmişsin ha. Vallahi bak. Ben senin bu korkaklığın yüzünden yerimi, yurdumu, köşkümü... Bak hele de köşkümü bırakıp hiçbir yere gitmem. Benim korkaklığım yüzünden. Evet. Peki tamam. Ben korkağım. Sen cesursun yani. Al. Ne yapıyorsun? Ara. Babanı. Benim yanımda, benim telefonumda. Ara. Bu testin sonucunu beklemeden bitir bu işi hadi. Blöf yapıyorsun. Arayamam sanıyorsun ama ararım. O testin sonucunu ha benden öğrenmiş, ha hastaneden öğrenmiş. Ne değişecek ya? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Geri zekalı. Hiçbir şeyim yok. Aynen. Hiçbir şey değişmeyecek. Hastaneden öğreneceğini senden öğrensin. Boşuna bekliyorsunuz. Ben size gerçeği teker teker anlatayım da hadi. Ara. Ara köşkte yediğimiz haltları anlat hadi. Ara. Annemin benim kurtarmak için seni Nedim'le nasıl evlendirdiğini anlat hadi. Hadi ara. Ara hadi ara. Cesursun ya. Tuzak. Ben senin tuzağına gelmeyeceğim. Yine bana tuzak kurdunuz. Yine beni hafife alıyorsunuz siz. Ben senin annenin evde oturup kuzu kuzu idam fermanını beklemediğini biliyorum. Aa, yapmışsınız planı, kurmuşsunuz tezgah. Sen burada beni kafaya alacaksın. Kendi ağzınla aratacaksın babanı. Artık neyin içine çekmeye çalışıyorsanız burada bana bir şeyler söyleteceksin. Sonra da beni harcayacaksın ha. Senin o annenin tuzağına çok kez düştüm Cenk. Bu defa düşmeyeceğim. Al bunları al. Başın belaya girmesin. Başı dertte olan sensin, ben değilim. Git şimdi o annene de ki Ceren bu sefer yemedi. Ceren bu sefer tuzağa düşmedi de. Ben seni gidiyorum diye arayacağım. Geldin geldin. Gelmedin bana ey bakma. Kızımıza ne oldu be? Ama yemezler canım. Yemezler. Ben bu oyunlara gelmem. Abla! Aa! Sen nereden çıktın? Ay güzel oldu ama güzel. Vallahi yürü yürü ellerim koptu. Tut civanım. Çok mu yürüdün sen? E, yürüdüm tabii. Yürüdüm, kör müsün? Marketten geliyorum. Uçacak değilim ya, yürüye yürüye geldim ama bezdim ya, çok yoruldum. Ablam, ne bakıyorsun öyle, gelsene. Yani sen şimdi benim bir derdim yok diyorsun, öyle mi? O haberlerde gördüğüm şey doğru değil yani. Benim kocamın bir kabahati, bir yaramazlığı yok diyorsun. Anne, sen niye sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorsun? Senin Cenk'le ne derdin var? Dün de tuhaf tuhaf konuştun. Sonra konuşuruz dedin. Şimdi konuşalım rahat rahat kimse yokken. Yavrum ben senin annenim, merak ediyorum, soruyorum. Ne var bunda, kabahat mi? Hem sen de Ceren'i sorup duruyorsun bana.
Çünkü sürekli saate bakıp duruyorsun. Aklın kaldı belli. Bir ara da bakalım neredeymiş. Anne! Biz geldik. Baksana kimi getirdim. Neredesin kızım sen? Bayağı aile toplantısı varmış ya. Civan'ım hiç haber vermiyorsun. Fırsat olmadı. Siz yolda mı karşılaştınız? İyi. Ay evet anne ya. Vallahi çok iyi denk geldi Civan. Yorgunluktan bile dilim dışarıya çıkmıştı. Ben dedim ama sana. Bekle birlikte gidelim diye. Hem kaç saat oldu kızım sen? Nerede sallandın bu kadar saat? Markette. Market çok kalabalıktı anne. Çok kalabalıktı. Bir de biz artık büyüdük. Biraz yavaş yürüyoruz tabii. Hadi oğlum sen şu poşetleri mutfağa koy da. Biz Ceren'le hallederiz. Hem sen çayını soğutma anne. Civan'la oturun sohbet muhabbet falan. Biz de bir kardeşimle bir kapanalım artık değil mi? Aa. Kız abla. Gözlerim yaşarıyor vallahi. Ne düşkünlük bu kardeşine. Ama sen istersen telefonunu aç. Ben de kantar içinde kaldım. Gidin bir elimi yüzümü yıkayayım. Hadi oğlum gel biz de poşetleri mutfağa götürelim. Kızlar şey edene kadar. Oğlum. Kocam mı arıyor? Oğlum hadi al şunları mutfağa. Hadi. Efendim? Cemre Hanım benim Cihangir. Benimle konuştuğunuzu lütfen belli etmeyin. Anlamadım. Cemre Hanım ben sizi almaya geldim. Sizi alıp kimsenin haberi olmadan Nedim Bey'in yanına götüreceğim. Tamam hemen geliyorum. Kızım. Nereye? Yavrum ne oldu sen? Kiminle konuştun? Neyin var senin? Cenk'le. Bizim bir işimiz vardı da öyle hadi deyince bir anda elim ayağıma dolaştı. Aa! Cenk burada mıymış? Yok. Biz buluşacağız. Ben tekrar uğrarım ama. Tabii. Her zaman buradayım ben ablacığım. Beklerim. Hadi oğlum hadi gel. Hadi oturun. Hadi geçin. Hadi geç. Londra'ya gitmediğimize göre Nedim nerede? Agah Bey size her şeyi anlatacak.